Nişantaşı'ndaki doktorunda uzun süredir diş tedavisi gören Hande Yener hafta başı bir AVM çıkışı görüntülendi. Evet anladım, yine bir dişçi günü, yine biz. Vallahi bak ağzım burada oynamıyor ya. Ha, yine ağrıyor. Hala tamam, devam ediyor işlem. Ve şu an uyuştum, konuşamıyorum. Ay ya. Tamam fazla da. Gerçekten bir hafta daha sürecek. İsmail, ya, bir hafta sonra mı konuşabileceğiz? Ya nasıl bir işlem? Hani yani şöyle. Herhalde bir 100 bin TL harcıyorsun. Aşk sana olsun ya. Aynen, restorasyon yapıyorum. 12 Ocak'ta 48 yaşına giren ünlü popçu genç görüntüsünü neye borçlu olduğunu söyledi. Şey mi? 30 bin bakımı gibi bir şey. Bayağı gençleştiniz ama gerçekten. Teşekkürler. Orada yoganın şeyleri bilmiyorum ama. Neye borçlusunuz bu gençleşmeyi? Valla spor yapıyorum, iyiyim. Yoganın dışında böyle spor yoga yapıyorum, spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum, müzik yapıyorum. Hande Yener yıllar sonra barıştığı Demet Akalın'ın programına annesinin sağlık durumunu riske etmemek için katılmadığını açıklamıştı. O şova gittiniz hatta orada. Yılbaşı çok bir oldu kere. O yani bir kere oldu olunca bin kere olmuyor. Bir kere bir kere. Davet geldi mi? Tabii ki geldi de ben şu anda hiçbir yere katılamıyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Ben annemle yaşıyorum. Annem yaşlı. Evde yatıyor. Yani ben öyle herkes gibi gidip onu bunu öpüp eve gelip çekim yaptık deyip takılamam. Yani biraz hassas olduğumu çok belirtiyorum ama anlamıyor kimse nedense. Anneniz nasıl, iyi mi? Annem iyi, çok şükür. İyi, her şey yolunda. Geçen hafta Oryantal Didem Kınalı İbo Show'da dans etmiş, programın konuklarından Bülent Sertaş, Kınalı'ya bakmamak için şekilden şekle girmişti. Hadise aynı menajerlik ajansında çalıştığı Didem Kınalı'ya destek vermiş ve dans alkışlanır, dans sanattır paylaşımını yaparak Bülent Sertaş'a tepki göstermişti. Hande Yener, Bülent Sertaş'ın İbo Show'daki tepki çeken davranışlarını değerlendirdi. Zaten Didem katıldı. Bununla ilgili de işte Bülent Sertaş o oynarken, Oryantal evet, oynarken farklı yöne bakıyordu. Evet. Bununla ilgili hatta Hadise destek verdi, kendisi dedi Oryantal de bir sanattır, dans da bir sanattır diye. Tabii ki de öyle. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Kesinlikle sanat, tabii ki dans yani. Ama yani bir ayıp etmek istediğini düşünmüyorum. Belki hesaplayamadı. Ama bayağı kendini hiç bakmamış, hep o tarafa doğru bakmış. Belki karısından çekiniyordu. Başka bir şey değil. Sizin eşiniz ya olsaydı, böyle baksaydı, izleseydi. Bakacak sizi tabii, niye bakmasın? Daha seviyorum yani, ne var? Hadi öptüm. Sağ olun. Sen bayağı be-